2020 yılı hepimiz için çok kasvetli bir yıl geçti, bir yıl gibi geçti açıkçası. Hani hem sağlık açısından gerek ekonomik, sosyal, kültürel pek çok farklı açıdan hani bizi yordu ve yıprattı. Bu süreci değerlendireceğiz bu akşam. Pelin Hanım, Müslüm Bey, Dündar Bey, Selim Bey hep beraber güzel bir gece olacak inşallah. İlk önce Pelin Hocam'dan başlamak istiyorum. 2020 enflasyon hedeflerimiz ve gerçekleşen hedefler, neleri başarabildik? Merkez Bankası pandemi sürecinde ne gibi kararlar aldı? Bunların üzerinde duracak bize. Buyurun Pelin Hocam. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi 2020 yılı hepimiz için kötü bir yıl oldu. Zor bir süreç ve hala bu süreç devam etmekte. Bu akşam 2020 yılı enflasyon oranlarına ve hedeflenenleri acaba gerçekleşebildik mi, bunu ele alacağız. Ben öncelikle aylar bazında 2020'nin enflasyon rakamlarını paylaşmak istiyorum. Ocak ayında enflasyon 1,35 artışla yıllık enflasyon %12,15 olarak gerçekleşti. Şubat ayında 0,35 artışla 12,37 olarak, Mart ayında 0,57 artışla 11,86 olarak, Nisan ayında 0,85 artışla 10,94 olarak gerçekleşti. Mayıs ayına baktığımızda 1,36 artışla 11,39 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Haziran ayında 1,13 artışla %12,62 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Temmuz ayında 0,58 artışla %11,76. Ağustos ayında 0,86 artışla %11,77. Eylül ayına baktığımızda 0,97 artışla %11,75. Ekim ayında %2,13 artışla %11,89. Kasım ayına baktığımızda ise %2,30 artışla yıllık enflasyonun %14,03 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. 2020 yılı Ocak ayından 2020 Ocak ayında aylık bazda %1,35 olarak gerçekleşen enflasyon Eylül itibariyle %8,33 seviyesine geldiğini görüyoruz bu rakamlardan. Burada şöyle bir değerlendirme yapabiliriz aslında. 2019 ile 2020 enflasyon oranlarını karşılaştırdığımızda aslında hemen hemen rakamların örtüştüğünü görmekteyiz. Şöyle ki pandemi süreci aslında evet ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılara neden oldu. Ancak öncesinde de bir yaşanan bir gizli bir zaten kriz vardı aslında piyasalarda. Pandemi bunun üzerine geldi aslında. Ve daha da çok ekonomik Türkiye bazında daha da kötüye götürdü. Rakamlara baktığımız zaman ve 2019 yılıyla geçen yılla karşılaştırdığımızda 2020 yılındaki enflasyonla mücadele konusunda aslında çok bir ilerleme kaydedemediğimizi görüyoruz. Ki enflasyon biliyorsunuz Türkiye için 1960'lı yıllardan itibaren sorun ve çözülmesi gereken bir sorun ve hala maalesef bu konuda bir ilerleme kaydedemedik. 2020 yılının enflasyon oranını incelediğimizde baktığımızda ise tüketici enflasyonu 2020 yılının ilk çeyreğinde %11,86 ile Ocak enflasyon raporu öngörüsüyle uyumlu gerçekleşmiştir. Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu bir miktar yükselse de enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak aslında kısmen ılımlı seyrettiğini söyleyebiliriz. Yıl sonu enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü, ilk çeyrek için konuşuyorum. Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşler
ve toplam talep koşullarındaki zayıflama enflasyon görünümünü bir anlamda olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. İkinci çeyreği değerlendirdiğimizde %12.62 ile Nisan enflasyon raporu tahmin aralığının üst bandının bir miktar üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Burada salgına bağlı birim maliyet artışları, birikimli döviz kuru gelişmeleri, uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanma ile dönemsel ve salgına bağlı etkilerle artan gıda fiyatları tüketici enflasyondaki yükselişin temel belirleyicileri oldu aslında. Bu görünüm altında çekirdek enflasyon göstergelerin yıllık enflasyonu ve eğilimleri bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Tüketici enflasyonu olarak yılın üçüncü çeyreğini değerlendirdiğimizde ise %11.75 ile Temmuz enflasyon raporu tahmin bandının yine üst sınırına yakın seyrettiğini görüyoruz. Yine çekirdek enflasyon göstergelerin yıllık enflasyonları ve eğilimleri yüksek seviyelerini koruduğunu görüyoruz. Hızlı kredi büyümesi, talep koşullarının dezenflasyonist etkisini sınırlamış ve Türk lirasındaki değer kaybıyla birlikte enflasyonun öngörülenden yüksek bir seyir izlemesinde etkili olmuştur. Finans ve para piyasalarına baktığımızda ise yani yıl olarak değerlendirdiğimizde küresel riskin zayıflamasıyla finansal piyasalardaki oynaklığın belirgin şekilde artmasına ve gelişmekte olan ülkelerden yoğun sermaye çıkışlarının yaşanmasına neden olduğunu görüyoruz. Küresel eğilime bağlı olarak Türkiye'nin ülke risk primi de yükselmiş, Türk lirası değer kaybetmiş ve kur oynaklığı artmıştır. Tüketici kredilerindeki ivme bir miktar zayıflarken alınan önlemlerin de etkisiyle ticari kredilerdeki güçlü ivme devam etmiştir. Merkez Bankası faiz indirimine ek olarak finansal piyasaların kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı şekilde işleyişini sağlamak amacıyla bu anlamda kapsamlı önlemler açıklamıştır. Birazdan değineceğiz onlara. Yılın ilk çeyreğinde salgının etkisiyle belirgin ölçüde gerileyen küresel risk yılın ikinci çeyreğinde bir miktar toparlama sağlamıştır. Riskin artmasıyla gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerindeki baskı bir miktar azalsa da ülkelerin risk primleri salgın öncesi bulundukları seviyenin üzerinde seyretmiştir. Türkiye'nin ülke risk primi ve döviz kuru oynaklığı küresel gelişmelere uygun olarak bir miktar gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini yine ikinci çeyrekte de korumuştur. Temmuz 2019 ile Mayıs 2020 arasındaki dönemde politika faizinde yapılan indirimler kredi ve mevduat faizlerine de yansıtılmıştır. Faizlerdeki düşüş ve salgın sonrası uygulamaya konulan destekleyici makro ihtiyati politikalar yine kredilerdeki artışa katkı sağlamıştır. Üçüncü çeyreği değerlendirdiğimizde finans ve para politikaları açısından Eylül ayındaki politika faiz arttırımını takiben ağırlıklı ortalama fonlama faizindeki kademeli yükseliş ve kamu bankalarının destekleyici duruşundaki dengelenme kredi faizlerini güçlü bir şekilde yansımış ve finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlamıştır. Ekim ayında likidite yönetimindeki sıkılaşma yönünde esneklik arttırılmış ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar bu sıkı para politikalarının yürütüleceği bir çerçeve oluşturulmuştur. Enflasyon hedeflemelerine baktığımızda 2020 yılı enflasyon hedeflemelerine biliyorsunuz merkez bankaları 2001 yılından itibaren bir amaç seti olarak enflasyon hedeflemesi rejimi uyguluyor. Yani belirli bir dönem sonu için uygun bir enflasyon oranı belirliyor ve bu orana ulaşabilmek için de para politikası araçlarını kullanıyor. 2020 yılındaki hedefler nasıldı ona kısaca değinelim.
Ocak ayında %12,2 olan yıllık enflasyon pandemi sürecinde Nisan 2020'ye kadar 1,3 puan azalarak %10,9 seviyesine gerilemiştir. Enflasyonda yaşanan bu iyileşmeye bağlı olarak Merkez Bankası %8,2 olan yıl sonu enflasyon tahminini revize ederek %7,4'e indirmiştir. Ancak ilk 4 ayda enflasyonda yaşanan kısmi iyileşme sürdürülememiştir biliyorsunuz ve enflasyon yeniden yıllık bazda artışa geçmiştir. Haziran 2020'de %12,6 ile en yüksek seviyesini gören enflasyon Temmuz ayı itibariyle %11,8 seviyesine gerilemiş ve Eylül sonuna kadar o seviyede sabit kalmıştır. Bu süreçte ekonomi görünümünün ve yıl sonu beklentilerinin kötüleşmesiyle birlikte Merkez Bankası 2020 yıl sonu enflasyon tahminini önce %8,9'a ardından %12,1'e revize etmiştir, güncellemiştir. Benzer şekilde yine Hazine ve Maliye Bakanlığı da Eylül ayında açıklanan yıl sonu enflasyon hedeflerini %10,5'e yükseltmiştir. Enflasyonun 2020 yılı sonunda %12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda ise %9,4'e geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağı yine enflasyon hedeflemeleri tahminleri arasındadır. Merkez Bankası tarafından bu dönemde alınan önlemlere baktığımızda biliyorsunuz tüm dünya ülkelerinde salgının etkileriyle başa çıkabilmek için politika yapıcılar çeşitli uygulamalar devreye sokuyor. Bir yandan merkez bankaları likidite sağlama adımları atarken diğer yandan maliye politikaları tarafından salgından en fazla etkilenen hane halkı ve firmaların desteklenmesi için önlemler alınıyor. Koronavirüs salgınına bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerini sınırlandırmak için finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde işlemeye devam etmesi bu anlamda önem taşıyor. Bu kapsamda 17 Mart 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranı 100 baz puan indirilerek %9,75 seviyesine getirilmiştir. Ayrıca Merkez Bankası koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla bir tedbirler paketi gerçekleştirdi. Bu 4 etkenden oluşan bir paket. Paketin içeriğine baktığımız zaman birincisi bankalara Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanması. İkincisi reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını sağlamak ve ihracatçı firmaları desteklemek. Üçüncüsü reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışlarını desteklemek. Dördüncüsü ise paketteki dördüncü faktör DIPS dediğimiz devlet iç borçlanma senetleri piyasası likiditesini destekleyerek parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek bu dönemde almış olduğu önemli kararlar ve tedbirler arasındadır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Pelin Hocam. Çok sağ olun değerli.